Edebiyat Burada kanalından herkese yeniden merhaba. İlk kitap bölümünde bugün genç bir yazarla Asım Eraydın'la birlikteyiz. Hoş geldin Asım. Hoş buldum abi. Doğduğun şehirde bir program gerçekleştiriyoruz. Evet, doğduğum şehirde böyle küçüklük anılarımın geçtiği bir lokasyonda. Benim için heyecanlı bir durum. Onlarca program yaptım ama bu programı özel kılan şeylerden biri seni çok daha küçük yaşlardan itibaren tanıyor olmam. Asım Eraydın kültür sanat programlarında özellikle lise döneminde çok gördüğüm, sorularıyla programlarıma keyif katan genç arkadaşlarımdan biriydi. Elbette bir şeyler yazdığını biliyordum ama bir romanla çıkabileceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Bu beni şaşırttı. İtaki Yayınları'ndan Kötü Tohumlar isimli ilk romanını yayınladı. Bu macerayı dinlemek istiyorum senden. Nasıl oldu? Şöyle, ben lise hayatımda da özellikle hani çok yoğun kitap okuduğum, edebiyatla çok yoğun ilgilendiğim dönem hani liseydi. Onun öncesinde hep okuyordum. Yani ikinci sınıfta Ay'a Yolculuğu okumuştum Jules Verne'in ve ilk kez şey demiştim, yani tamam böyle bir iş varsa ben romancılık olacağım. Yani romancılık yapacağım, böyle para kazanacağım falan, çocukken böyle hayaller kuruyoruz. O günden beri benim için roman hep ayrı bir yerdeydi. Ama edebiyata, daha doğrusu sanata genel bir alakam olduğu için böyle bir nevi bağımlılık hatta. O yüzden ben böyle her alanı ilgilenmeye çalışıyordum. O yüzden az önce senin söylediğin gibi, ya ben müzik yaparsın zannediyordum, ben öykü yazarsın zannediyordum, işte ben resim yaparsın zannediyordum gibi şeyler çok duyuyorum. Çünkü ben her alanda olmaya çalışıyordum. Ama böyle gizli aşkım hep romandı yani. Her gece yatarken o sevdiğim romancılara bakar, acaba bir gün benim de adım bu kitap kapaklarının üstünde yazacak mı diye böyle hayaller kurardım. O yüzden roman çoğu kimse beklemiyordu. Ama ben de kendi içimden hep şeydim yani, romana odaklanmıştım. Öyküler giriştiğim bu denemeler, yani kendime bir öykücü diyemem ama her yazar gibi ben de ara sıra böyle bir öykü yazıyorum. Benim için hep böyle bir gün evet roman yazacağım ama şu anda kendimi bir şekilde geliştirmeye çalışıyorum gibi bir basamaktı diye düşünüyorum ama ileride nasıl olur bilemiyorum tabii ki. Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenciydin. O dönemlerden itibaren tanıyorum seni. Doğal olarak orada sanatın birçok alanıyla ilgili eğitim alıyorsunuz, duyarlılık kazanıyorsunuz, estetik incelik öğreniyorsunuz. Elbette çok iyi kitaplar okuyan arkadaşlarınıza da denk geliyorum. Senin de çok favori yazarların vardı hatırladığım kadarıyla. Bu kitapta başka yazarların bir anlamda izini sürme denemesi diyebilir miyiz? Mesela yazarlık biraz kıskançlıktan ortaya çıkıyor. Evet. Ya da hayranlıktan ortaya çıkıyor. Seni bu yola sokan, hayran olduğun yazarlar kimler? Şöyle, yine senin Hilmi Yavuz'la yaptığın bir program vardı. Yazarlar arasında olması lazım. Orada Hilmi Yavuz şiire nasıl başladığını anlatırken, işte babam evde sürekli şiir okuyor ve ben de o baba figürüne hayranlık beslediğim için şiire hayran oluyordum. Belki de ne olduğunu anlamadan gibi bir şey diyordu şimdi, yanlış olmasın. Şimdi benim için de lise hayatım şöyleydi. Muhtemelen bu Orhan Pamuk da hatta böyle bahseder. Herkesin kaderidir edebiyatla ilgilenen. Dış dünyayla çok sağlam iletişim kuramadığı zaman kitaplardaki karakterlerle, işte yazarlarla belki bizzat böyle yüz yüze olabilir veya yazdıkları aracılığıyla o iletişimi kurup yakaladığında bu onun için çok değerli bir şey dönüşüyor. İşte benim için de lise hayatım boyunca özellikle, yani Serkan Türk diye üçüncü şeyle başladım. Serkan Türk karakteri benim için önemli bir karakterdi. Bunu bazen söylediğimde insanlar yanlış anlayabiliyor. Hani ben şey diyorum, evet Serkan abinin yazdıkları da benim için çok önemli ama sadece yazdıklarıyla değil, Serkan abinin o yaşatmaya çalıştığı sanat hayatı beni çok etkiliyordu. Yani çünkü kader olarak kendimi yakın görüyordum. Trabzon'dayım, hani İstanbul gibi bir merkez değil ama bir şeylerle uğraşıyorum ve bunu duyurmaya çalışıyorum. O yüzden seninle tanışıklığımız böyle, hani millet yağcılık olarak anlamasın şimdi ama beni çok etkiledi yani. Bu başarılabiliyormuş. Yani 2014 senesiydi sanırım, Serkan Türk bizim okulumuza geldi ve söyleşi sırasında şeyden bahsetti. Bir futbolcu olmak isteyen arkadaşım vardı. Bir ben vardım, işte edebiyatçı olmak isteyen. Biz hep küçükken böyle beraber, işte o idmana giderdi, ben kütüphaneye giderdim. Nitekim o Fatih Tekke oldu, ben de Serkan Türk oldum diye. Bu bana çok ümit verdi. Ama bunun dışında tabii ki özellikle beat akımı, lisede tanıştığım, o zamanlar buradaki Ra Kitap Evi'nde beat, böyle yeraltı edebiyatın olduğu bir raf vardı. Orada edindiğim şey, nasıl diyeyim,
o Amerikan edebiyatının o genç kuşağının bana hissettirdiği, evet, yazar olmak için illa böyle belli kalıplarda böyle akademisyen, yaşlı bir akademisyen gibi görülmene gerek yok. Bak, hayatın içinden de bir şeyler çıkıyor gibi. O çocukken aklımda oturmuş o imgeyi kırdı ve bunun aslında hayata dair bir şey olduğunu bana çok iyi hissettirdi. Lisenin ortalarında okuduğum işte bizdeki Latife Tekin gibi, Marquez gibi, Moyan gibi büyülü gerçekçiliği böyle çok iyi işleyen insanlar, o bendeki hep hayalci yanımı bastırıyordum belki sosyal hayatımda. Onu kitaba dökebileceğimi, bunu bir yerde romana çevir ya da bir öyküye çevirebileceğimi bana çok iyi gösterdi. Ve üniversiteye geçerkenki periyotta Orhan Pamuk gerçekten hani muhtemelen bütün Türk yazarların etkilendiği biri gerçekten, ama İhsan Oktay ve Orhan Pamuk'un tarihle, gündelik hayatlarıyla kurdukları o postmodern ilişki, yani o kurmaca, üst kurmacalar, her şeyi oyuna çevirmeleri beni çok mest etti. Bir yandan da bu biraz rahat bir alan sanırım. İnsan her şeyi oyuna çevirdiğinde hiçbir şeyin aslında çok da bir önemi kalmıyor. İnsan kendi hayatına da biraz daha kaygısız bakabiliyor. Benim buna ihtiyacım vardı sanırım. Şey için, Gecenin Sonuna Yolculuğun içinde sanırım Yiğit Bener'in eklettiği, yanlış olmasın şimdi ama bir söz var Nietzsche'den. Kanla yazılan okunmak değil ezberlenmek ister diye. Ben edebiyatla olan ilişkimi hep hayatımın zorlukları, yaşadığım bunalımlar veya felsefi süreçlerin bir şekilde dışa vurumu olarak algılıyordum. Ve bunu biraz oyun olarak algılamak da beni endişemden arındırıyordu. Evet, bak bunların hiçbiri önemli değil. Felsefe okumak için İstanbul'a taşındın. Hikayende başka bir boyut, başka bir safa başladı. Ama okulu yazmak için bıraktın. Bu da başka bir şey. Yani yazarlık kariyerini oluştururken aslında hemen hemen birçok yazarın uğradığı değişimi sen de geçiriyorsun. Okulu bırakma kararı önemli bir karar. Sonra radyo, televizyon, sinemaya başladım. Evet, Marmara Üniversitesi'nde. Okuyorsun şu, evet, şu anda. Pandemi döneminin ilk zamanlarında bu metni yazmaya başladın. Kötü tohumları. Tabii bir roman fikri yazılmaya başlandığı andan çok önceye aittir derler. Senin bu ilk tohumları atma anınla ilgili şöyle bir an var dediğim bir zaman dilimi. Şöyle bir şey olmuştu. Hani çok küçük bir yere indirmek gerekirse, havalimanındaydım ve Trabzon uçağını bekliyordum geri dönmek için. Kötü tohumlardaki bu benim yaşıtlarım ve benim jenerasyonumun hikayesini anlatma fikri zaten hep bir köşede vardı ama havalimanında beklerken ve Trabzon'a giden insanların yüzünü incelerken, hani acaba tanıdıklarım var mı, onlardan bir şey yani biriyle selamlaşabilir miyim gibi böyle bakışırken, orada şeyi düşündüm bir anda. Evet, benim bu bir köşede beklettiğim fikir aslında ilk romanım olmalı. Ben kendi jenerasyonumdan bahsetmeliyim. Bana benzer hikayeleri taşıyan insanların hikayelerini göstermeliyim veya kurgulamalıyım. İlk öyle bir havalimanında bekleme anı, böyle bir romanı doğuran anlardan biri diyebilirim. Evet, Asım'ın hikayesini anlatıyorsun bize. Asım'ın hayatına girmiş farklı genç insanlar, yapılan yolculuklar, yine okuduğu yazarlar, bolca alıntılar ve göndermelerle modern bir roman oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bölümlerle ilerleyen, bir anlamda da Türkiye yakın tarihini de gösteren bir roman. Bir yazar olarak dil konusuna nasıl baktığını merak ediyorum. Dil arayışı seni nerelere savurdu? Dil konusunda şöyle bir düşüncem var aslında. Hani bir poetikam varsa şayet. Ben dilin aslında çoğu genel şu an hani kabul gören fikre ziyade sadeleşmesi gerektiği kanaatindeyim. Hatta hani insanlar bazen büyük yazarlarımız işte çok çeviri diliyle yazılıyor, yazılmış diye eleştiriyor eserlerini. Ben açıkçası bunun hani böyle bir ticari kaygısı varsa vesaire boyutlarını tabii ki bilemiyorum. O konuda fikrim değişebilir ama romanın artık herkese daha kolay hitap edebilen bir dilde yazılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden benim de romanın bazı bölümleri dışında, hani bazen çok soyut bir dil kullandığım bölümler var ama olabildiğince argoyu içine kattığım, olabildiğince sokak dilini içine kattığım bir roman. Bunu da aslında biraz hani toplumcu gerçekçi bir yönle yapmadım açıkçası. Bunun
bizim hayatımızın bir getirisi olduğunu düşünüyorum. İnsanın kaderi buraya evrildi. Yani bundan 20 sene önce, işte 94 az önce bahsettik sen radyo yaptığın dönemler, bir müzik dinlemek ne kadar zordu yani. Hani diyelim ki The Smiths'in herhangi bir şarkısını çok seviyorum ve Trabzon'dayım. Radyo arayacağım ki biri bulsun. Şu an öyle bir hayat yaşamıyorum. Ben Google'a tıklıyorum, yazıyorum istediğimi, bana hemen sunuyor. Daha direkt yaşadığımız bir döneme geçtik. O yüzden bence roman dilinin de daha direkt olması, daha dinamik olması hem okuyucunun hem de yazarın çıkarınadır diye düşünüyorum. Asım Eraydın'ın romanı bir anılar toplamı diyor kitabın arka kapağında. İnsan yaşadıklarını elbette unutur ama ne kadarını sorusunu da peşine ekliyor. Elbette hatırladıklarımız, yaşamın getirdikleri, yaşayamadıklarımız üstünden kurduğumuz hayaller bizi bir roman dünyasına sokabilir. Ne kadarı sensin bu romanda okuduklarımızın? Şöyle, yakınlarda şöyle çok komik bir şey yaşadık. Benim bir editör arkadaşım var ve romanda bir yerde Asım karakteri, hani Allah'tan Trabzon'dan bana iki kira geliyor, bir şekilde geçinebiliyorum gibi bir laf söylüyor. Evet. Biz de başka bir tartışma yaparken, ya senin durumun rahat, ya senin iki kiran var dedi. Yok öyle bir şey dedim. Kitapta öyle yazıyor ya dedi. Yani insanlar bu konuda bir şey yaşıyor gerçekten. Bu soru da çok geliyor bana. Ne kadarı gerçek, ne kadarı kurgu. Ama benim romanda yapmak istediğim şey de buydu aslında. Hatta girişte bir ön söz gibi bir bölüm var ama aslında evet, bu benim ağzımdan değil, ana karakterin ağzından bir ön söz. Ana karakterin yine içerideki karakterlerle kurduğu ilişkiyi anlatan bir ön söz. Ben aslında roman boyunca okuyucuya bunu sordurmak istedim zaten. Bunun ne kadarı kurgu, ne kadarı gerçek? İçin içine böyle büyülü durumlar giriyor, sürreal durumlar giriyor. Bu gerçekse bu da mı gerçek gibi. Aslında insanın gerçeklik algısıyla oynayan bir metin yazmaya çalıştım. O yüzden şöyle bir şey diyebilirim. Bu metnin %1'i benim anılarımdan oluşuyor olabilir ama kalan %99 da benim anılarımdan oluşuyor. Evet, biraz nerede yaşadığım, okurla oynadığım bir oyun evet, var. Varoluş, boşluk, hiçlik, zihin ve hafıza gibi birçok meselenin altını da dolduruyor. Roman yazmak isteyen bir genç adamın hikayesini roman yazarak evet, bize aktarıyorsun. Peki Asım Eraydın Kötü Tohumları yazdı. Bittiğine de inandı. Ama yayınlanma kısmı var. Yazarların kitaplarını yayınlama serüvenleri her zaman kısa vadede sonuç vermiyor. Bazen çok uzun yıllar beklemek durumunda kalıyor. Asım Eraydın Kötü Tohumları bir yayın evine gönderme noktasında neler yaşadı? Ne tür dönüşler aldı? Şöyle, ben sanırım bu konuda görece şanslı olan yazarlardan biriyim. Çünkü ben kitabı yazarken, evet ben bunu yazar bitirir ve bütün yayın evlerine gönderir ya da birkaç yayın evine gönderir ve bir cevap beklerim umuduyla yazmadım. Hatta belki de yayınlamayacaktım. Ancak çok hayran olduğum Can Kantarcı gibi bir isim vardı. Romanda da ismi geçiyor. Ve o bana, biz henüz o kadar samimi değilken, bir dosyan olursa, yazdığım bir şey olursa okurum, haberin olsun diye böyle bir nezaketen çok da güzel bir şey demişti. Ben de bitirince bir anlık heyecanla, ya ben böyle bir şey yazdım, okur musun abi dedim ve ona gönderdim. O bana birkaç gün sonra okuyup şöyle bir dönüş yaptı. İtek Yayınları'dan Alican Saygı, genel yayın yönetmenimiz, böyle şeylere şans vermeyi seviyor. Yeni roman, genç insanların yazdıkları. İstersen bir gönder, bence hani değerlendirir dedi. Açıkçası onun verdiği destekle ben gönderdim. Çünkü hani bu hani şöyle bir destek olarak anlaşılmasın, araya adam soktu falan gibi değil. Manevi bir destekle, yani ben o cesareti gösteremezdim muhtemelen. Alican Bey bana Haziran içinde dönüş yapacağını söyledi. Ama sen de çok iyi biliyorsundur ki bu edebiyat dünyasında Haziran asla... Ağustos, Eylül. Evet, hangi ayda dönüş oldu? Eylül'de dönüş oldu. Evet. Yani ben Eylül... Lün kaçıydı şu an tam hatırlamıyorum ama Erkan Irmak'la buluşmaya gidiyordum. Erkan hocam da benim şehir üniversitesinden hocamdı. Ve giderken şöyle bir düşünceyle gidiyordum. Ya Erkan hoca da yıllardır yayın sektöründe, belki bana önerdiği bir yayın evi olur, oraya gönderirim. Çünkü belli ki İTAK'i beni kabul etmedi, dönmüyorlar bana gibi bir şeyle gidiyordum, motivasyonla. Metrobüsten dışarıya adım attım, telefonumu çıkarttım. İTAK Yayınları'ndan mail. Romanınızı çok beğendik, siz de hala istiyorsanız biz yayınlamak isteriz diye. Tabii ondan sonra artık o mutluluğun getirdiği, o neşenin getirdiği sarhoşluk mu ne? Roman çıkana kadar ne yaşadığımı pek hatırlamıyorum yani. Hep mutluydum. Evet, 277 sayfalık bir roman yayınladın.
Romanda tabii Asım karakterini okuduğu yazarlar var. Bunlar senin gerçekte de okuyup sevdiğin yazarlar. Roberto Bolano. Mesela bunlardan biri. Biraz bahsedebilir misin? Bir yazar seni ne ölçüde yazmaya teşvik ediyor? Yani Bolano beni yazmaya çok teşvik eden yazarlardan biri. Çünkü Milan Kundera gibi, onda da aynı şeyi hissetmiştim. Gündelik hayatın içindeki o öyküyü bana hissettirebilen, okutabilen insanlardan. Ben gündelik hayattan bahsetmeyi, insan ilişkilerinden bahsetmeyi çok seven bir yazarım. Onların da insan ilişkileri ve gündelik sıradan yaşantıdan böyle dünya çapında okunan eserler çıkartabilmeleri beni çok etkileyen şeyler. O yüzden Bolano, bizde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o sadelikte sürekli bir ironi yaratması çok etkiler beni. Zaten Tanpınar'dan da bir epigraf var. Amerika'da yine saydığım gibi Beat jenerasyonu. İşte beni en çok etkiledikleri nokta bir yazarın, belki bir yönetmenin ya da müzisyenin o sanatı, o hikayeyi çıkarttığı noktanın çok sıradan, gündelik, sade bir yaşantıdan doğabiliyor oluşu. Bu beni çok etkiliyordu ve biz felsefe okurken, şimdi tam hatırlamıyorum, Foucault olabilir ama bambaşka biri de çıkabilir. Şöyle bir laf vardı, hani yeterince dikkatli incelersek her insan hayatı bir sanat eserine, işte dinlenmeye değer bir öyküye dönüşebilir diye. Ben buna çok inanıyorum. Benim karakterlerimin hiçbiri çok büyük şeyler değiştirmiş dünyada, işte çığır açmış insanlar değil. İşte geçim derdi yaşayan, işte üniversite okumaya çalışan, bitirmeye çalışan insancıklar. Ama bu insancıkların anlatabildiği bir hikaye var ve bunu ben anlatabiliyorum. Bu beni çok tatmin ediyor. Beni etkileyen yazarlarda da en çok tatmin eden şey buydu diyebilirim. Kötü tohumlar nasıl karşılandı? Kitabı eline aldın, başka insanlar da okumaya başladı. Sosyal medyada kitabını görmeye başladın. Ne tür dönüşler oldu? Dönüşler çok iyi. Dönüşler beni de çok mutlu ediyor iyi olması. Çünkü ne yazık ki belki böyle bir şey var ya da benim kafamda böyle bir algı var. Türkiye'de yaşayan yazara çok yazar gözüyle bakılmıyor biliyorsun. Ve benim yaşım da çok küçük olduğu için hani edebiyat piyasasına göre 24. İnsanların ilk etapta böyle bir şey hissettiğini anlıyorum. Ya kitabını da okuyoruz ama hani amatörsün, ilksin, ilk yazarın, şey, ilk kitabın gibi böyle bir küçük bir beklentiyle alıyorlar gibi bir şey hissediyorum ama kitabı okuduktan sonra bana gelen o şaşırmayla karışık, ya sen bunu nasıl yazabildin gibi bir tepki oluyor. Çok insandan aldım. Çünkü ben gündelik hayatımda daha böyle neşeli bir insanımdır. Gülerim, böyle hani severim neşeli geçinmeyi. Romanın derinliğiyle karşılaştıklarında inanamayabiliyorlar. Bayağı inanamadım ya, nasıl sen yazdın? Bir çok iyi bir yazarın, işte Barnes'ın onun bunun üçüncü romanı diye verseler okurdum gibi tepkiler geldi. Bu da beni çok tabii ki tatmin ediyor, mutlu ediyor. Bir yandan da şey olur ya, sonunda Orhan Pamuk'un şöyle bir söylesi vardı, bunu öyle bağlayayım. Ünlü bir yazar olmak nasıl bir duygu diye soruyorlardı. O da diyor ki, ünlü bir yazar olmanın en güzel yanı artık ünlü bir yazar olmak için uğraşmıyorum diye. Benim de hani kitabın okunmasında bana en büyük katkı, artık birilerine bakın ben bunu yazdım diye okutmaya çalışmıyorum. O beni çok mutlu ediyor, mesut ediyor öyle bir geri dönüş olması. Evet. Peki Kötü Tohumlar'dan sonra yeni bir şeyler oluşmaya başladı mı? Şu an bir roman üzerine çalışıyorum. Yine roman, öykü ve şiiri hala cesaret edemiyor olabilirim. Roman bana daha büyük bir alan sağlıyor. Ama bu sefer hani bu kadar otobiyografik bir şey yazmak istemiyorum. Bir amcam var, 50 yaşında bir felsefe profesörü. Onun ilginç bir hikayesi var, onu yazmaya başladım şu sıralar. Önümüzdeki yıl bitirmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki bu dönemler biter inşallah. Biz sana şimdiden verimli, üretken bir yazarlık hayatı çok teşekkürler. Diliyoruz. İtaki yayınlarından çıkan Kötü Tohumları yeni yazarlar okumaktan hoşlanan okurlarımıza tavsiye ediyoruz.